Gündem dışı ikinci söz, Burdur ilinin sorunları hakkında söz isteyen Burdur Milletvekili Mehmet Göker'e aittir. Buyurun Sayın Göker. Süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sözlerimin başında vefatının 79. yılında İstiklal Marşımızın şairi Burdur Milletvekili merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Maalesef ülkemizin doğusunda yaşanan terör tüm hızıyla devam etmekte. Son 2 gün içinde Diyarbakır ve Şırnak'ta şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Terörün mecliste konuşulması ve teröre karşı bir komisyon oluşturulması ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğumuz önerimizin haklılığı gelişen bu olaylardan sonra bir kez daha ortaya çıkmıştır. Turizmden beslenen Antalya ile siyasetten kalkınan Isparta arasında sıkışıp kalan ve devasa sorunları olan bir kentin milletvekili olarak sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 81 ildeki hava kontrol ölçümünde Burdur sağlıksız iller arasında başı çekmektedir. Doğal olarak söz konusu bu durumun Burdur'da yaşayan bizlerin sağlığını olumsuz etkilediği aşikardır. Şimdi buradan sormak istiyorum. Vatandaşlarımızın sağlığını etkileyecek bu sağlıksız durum karşısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir? Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir çalışması var mıdır? Diğer taraftan Burdur Devlet Hastanemizde 77 doktor, 677 personel çalışmakta olup polikliniklerimizde günlük ortalama 3000 civarında hastaya bakılmaktadır. Aylık hasta sayımız 1600 civarındadır. Burdur ilimizin büyük bir kısmı birinci derece deprem bölgesi kuşağındadır. Bu düşünceden hareketle ilimizde bulunan bazı kurum binaları ve okullar depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle yıkılmış, diğer bazı binalar ise güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Burdur'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binalardan biri de benim de yıllarca hizmet verdiğim eski devlet hastanesi binasıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından Burdur Devlet Hastanesi binasında güçlendirmesine karar verilmiş ve sonrasında ihaleyle güçlendirmesi tamamlanmıştır. Şimdi sormak istiyorum. Devlet hastanemizde yapılan güçlendirmenin deprem riski açısından yeterli olup olmadığı konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Eğer söz konusu çalışma yapılmış ise ortaya çıkan veriler kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır? Şayet Burdur Devlet Hastanesi depreme dayanıklı değil ise hastanemizde hala hizmet veriliyor olması çalışan ve yatan hastalar açısından oldukça büyük bir risk oluşturmaktadır. Birinci deprem kuşağında bulunan Burdur ilimizde devlet hastanesinin şehir merkezindeki tek hastane olduğundan hareketle Sağlık Bakanlığımızı acilen ve yeni bir hastane yapılması konusunda göreve çağırıyor. Yüce Mezgisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Göker.